Gazeteci Ali Şerdelek Twitter hesabından, Sedat Peker'in danışmanı Emre Olur ile telefon görüşmesinin içeriğini paylaştı. Sedat Peker'in, basın danışmanı, Emre Olur ile az önce görüştüm. Peker'in, Dubai'de kaldığı konuta BAE polisleri 12'de geliyor. Kendisini bir yere davet ediyorlar. Peker'in tek gelmesini ve üzerine bir elektronik cihaz almamasını istiyorlar. Sedat Peker bu, daveti, kabul ediyor. Telefonla görüştüğümüz sırada konuttan Emre Olur'a bir telefon daha geldi, 22.16'da gelen bu görüşme sayesinde Sedat Peker'in hala konuta dönmediği bilgisini aldık. Nerede olduğu ve ne zaman döneceği ailesi tarafından bilinmiyor, Emre Olur, Sedat Peker'in gözaltına alınması ya da öldürülmesi dahil endişeli olduklarını söyledi. Böyle bir durumda, yayınlanmak üzere bir belge ya da kayıt bıraktı mı diye sordum. Gereken her şeyi gereken herkes öğrenir, yanıtını aldım. Emre Olur, Peker hakkında Türkiye tarafından 10 kez Interpol başvurusu yapıldığını ve bu başvuruların, Peker'in açıklamaları siyasi olduğu gerekçesiyle reddedildiğini de iddia etti. Bir süredir Sedat Peker'in paylaşım yapmaması Ali Şerdelek'in de olduğu gibi birçok insanın aklına aynı soruyu getirdi. Sedat Peker yakalandı mı? Veya bir suikaste uğrayıp öldürüldü mü? Bu sorular insanlar arasında devam ederken çok geçmeden Sedat Peker resmi Twitter hesabından açıklama geldi. Kıymetli dostlarım, öğle saatlerinden itibaren kaldığım mekandan yetkililerle beraber ayrıldım. Şu an kaldığım mekana, ailemin yanına geri geldim. Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk. Şahsım hakkında herhangi bir Interpol kararı olmadığı için, tüm herkes gibi ülkelerinde misafir olarak bulunduğumu söylediler. Hakkımda birçok suikast ihbarı olduğunu bana ilettiler, hepimizin bildiği gibi. Ülkeden ayrılmamda veya ülkede kalmamda herhangi bir sorunun olmadığını da bana ilettiler. Aydınlık gazetesinde yazan SAT timlerinin ve MIT timlerinin yaptığı operasyonla yakalandığım asla doğru değildir. Zaten ben uluslararası hukuka göre aranan bir kişi değilim. Bu sebeple yüce devletimizin bana resmi bir operasyon düzenleyebilmesi de mümkün değildir. Her normal insana davrandıkları gibi bana da kibar bir şekilde davrandılar, süslüsülü, benim ahiretliğim, Derin Mehmet, Pelikancılar ve diğer zevatın tamamı, bizde söz namus. Eğer ölmez sağ kalırsak, bu hikayeyi tamamlamaktan geri durmayacağız. Tabii ki bu süre zarfında gereği eğer yapılmazsa, yapmayanlarla ilgili söyleyecek sözlerimiz de elbet olacaktır. Beni sevdiği için dua edenlere, beni sevmediğinden dolayı sadece çocuklarıma ve aileme iyi dilek dileyenlere tüm kalbimle teşekkür ederim, diyerek sözlerini bitirdi. Bunun üzerine gazeteci Ali Şerdelek'in de fark ettiği bir detay dikkatlerden kaçmadı. Her zaman bilgisayarından tweet atan Sedat Peker, son tweetini cep telefonundan atmıştı. Bu durumda ayrıca merak konusu olmuştur. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz.